Şiyeler Birliği'nin tertip ettiği bir açık oturumda solun hemen hemen meşhur şahısları, işte Sadun Arenler, bilmem Mete Tuncayları, öteleri, berileri toplanmışlar, konuşuyorlar. Daha 141, 142 ve TCK'nın 163. maddeleri henüz kaldırılmamış ama kaldırılması gündemde. Bir solcu çıkmış diyor ki konuşmada, efendim 12 Eylül rejimi Türkiye'de şeriatçıları palazlandırdı. Böyle bir kanaat ısrar ediyor. Şu anda da SHP'nin sanıyorum yönetim kurulu üyesi olan Ertuğrul Günay diye bir avukat var. O cevap mahiyetinde diyor ki çıkmış kürsüye, arkadaşımızın diyor bu kanaatine katılmıyorum. Çok güzel bir tespit olarak gördüm. Diyor, dikkatini çekerim. 12 Eylül rejimi, rejime, 12 Eylül rejimine kul olmaya müsait gördüğü şeriatçıları palazlandırdı. Yalnızca Allah'a kul olmaktan başka bir şey düşünmeyen şeriatçıların ise yakasından elini bir türlü indirmiyor. İndirmeyi de düşündüğü yok. İkisini birbirine lütfen karıştırmasın arkadaşımız diyor. Yani bu solcu, öteki solcuya söylüyor. Gerçekten Müslümanlar da bu solakların anladığı gibi bu gerçeği anlasa, yaygın biçimde anlasa, anlayanları var tabi. O zaman herhalde yollar daha bir asfalt olacak, yani daha bir düz olacak, gidilmesi daha kolay olacak. Çok çok önemli bir tespit. Yani taviz vermemek, yararcı, çıkarcı, John Stuart Mill'ci olmamak lazım. Yani faydacı, faydacılık diye bir düşünce İslam'da yok. İslam'da gerçekleştirilmesi gereken tek